Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen deneyim paylaşım toplantısı Elazığ'da gerçekleştirildi. Toplantıya Elazığ Belediyesi'nin yanı sıra Bingöl, Bitlis ve Şırnak belediyeleri de katılım sağladı. AK Parti'nin Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen deneyim paylaşım toplantısı Elazığ'da yapıldı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Şırnak, Bingöl ve Bitlis Belediye Başkanları, Elazığ İl ve İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, teşkilat üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, toplantının AK Parti ailesi için verimli olacağına inandığını söyleyerek iletişim sermayesinin önemine vurgu yaptı. Bu deneyim paylaşım toplantısının büyük bir aile olan AK Parti ailesinin kendi içinde hem çalışma grubu anlamında hem de dayanışma hem de bilgi ve beceri paylaşımı anlamında çok verimli bir toplantı olacağına inancım sonsuz. Bu iletişim sermayesi konusunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün belki de buradan bu anlamda çok güzel geri dönüşler alacağız. Göreve geldikleri günden beri şehrin gelişimine katkı sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehre kazandırılan projeleri anımsatarak vatandaşa verdikleri sözleri tutmanın huzuruyla çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren attığımız her adımla şehrimizin gelişimine katkı sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Bu şehir adına şehrimizin insanlarının özlemle, hasretle beklediği birçok yatırımı hayata geçirdik. Geride bırakmış olduğumuz 5 yılda hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri tutmanın huzuruyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah bu dönemde de hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözleri tutabilmek için aşkla, azimle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Liderimizin vizyonuyla Türkiye yüzyılına yakışan şehirler inşa etmeye inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, düşünce ve deneyim paylaşımlarının toplantılarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyerek, iletişime devam ettirmenin kendilerine fayda sağlayacağını dile getirdi. Ben inanıyorum, buradaki bu çalışmalar bizlere çok önemli bir ışık tutacaktır. Buradaki bu bilgi, tecrübe ve deneyim paylaşımı muhakkak suretle sadece bu toplantıyla sınırlı kalmamalı. Bundan sonraki süreçte bunun da devamlılığını sağlamalıyız. Buradaki arkadaşlarımız bugün gün içinde bir araya gelecekler. Buradaki bu paylaşımları, buradaki bu tanışıp birbirleriyle kaynaşmaları tabii ki çok önemli. Bundan sonraki süreçte de kendi yerimizle ilgili, kendi yaptığımız çalışmaları, paylaşımları muhakkak bu iletişimi devam ettirerek bunu sürdürmek zorundayız. Bu bize çok büyük bir fayda sağlayacak, büyük bir katkı sağlayacak. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanlay, paydaşlarla bir araya gelmenin verim sağlayacağını söyleyerek toplantının hayırlı olmasını diledi. Deneyim paylaşım toplantısı, tabii bizim açımızdan başkanlarla bir araya geliyoruz ama çalışma arkadaşlarımızın da bir araya gelmesi inşallah bir verim kaynağı olacak ve birbirleriyle istişare ederek Bitlis'te veya Şırnak'ta, Bingöl'de, Elazığ'da neler yapılmış, sıkıştığımız yerlerde de birbirimize sorarak, istişare ederek inşallah bunları öğreniriz. Tabii Bingöl Başkanımız güzel bir şekilde izah etti. Ben tekrar olmasın diye çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İkinci dönem belediye başkanları olarak ustalık dönemlerini yaşadıklarını söyleyen Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, istişare ve dayanışmanın olduğu yerde başarının kaçınılmaz bir durum olduğunu aktardı. Bugünkü bu toplantının ayrıca bir önemi, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun belediye başkanları, biz dört belediye başkanı da ikinci dönem, şu anda ustalık dönemimiz, burada memleketimize ne kadar daha güzel hizmet yapabilmek için İstişare yapacağız. Evet, ben özel sektörden geldim. Her zaman istişarenin önemi çok önemlidir. Ve istişarenin, dayanışmanın olduğu yerde başarı zaten kaçınılmazdır. Evet, eksiklerimizi gözden geçireceğiz. Dün akşam yemekte Sayın Başkanımızın, Yusuf Ziya Beyefendi'nin söylediği gibi
Mutfak çok önemli. Mutfakta olan çalışmaları biz de ısıtıp ve sahada milletimizin hizmetine sunmak için bu tür gayretler önemlidir. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, deneyimlerin belirli paydaşlar ve belirli iller arasında kalmaması için çalıştıklarını söyleyerek yapılan değerlendirmelerin bir birikime dönüştüğünü kaydetti. Hakikaten çok kıymetli bilgiler birikti. Çok deneyimler biriktirdik. Bu deneyimlerin tümünün belli kişiler, belli arkadaşlar veya belli iller kapsamındaki çerçeve içerisinde kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve hakikaten arkadaşlarımızı, aynı birim arkadaşlarını, örneğin şehir plancılarını bir odaya kapatıyoruz. Orada onlar değerlendirmeler yapıyorlar. Efendim hukuk müşavirleri bir başka odada birbirleriyle çalıştırıyoruz. Efendim fen işleri müdürlerini bir başka odada yine birbirleriyle beraber çalıştırıyoruz. Muhalefeti de eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefetin ve kadrolarının ideolojik belediyecilik yaptığını söyledi. Muhalefet şunu yapıyor, muhalefet sürekli yerindarla onun için oynayamıyorum diyen gelin misali gerekçeler buluyor, mazeretler buluyor, mazeretler üretmeye çalışıyor. Bulabildikleri her fırsatta sosyal medyayı vesaireyi kullanarak algı üretmeye ve algı yapmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, hiçbir sosyal medya algısı hizmetin ortaya koyduğu, insana dokunarak insanın hayatında elde ettiğimiz, o hayır duasını alarak elde ettiğimiz insan hayatını iyileştirmenin oluşturacağı algıdan daha güçlü olamaz. Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz, harmanda sözü olmaz, harmanda yüzü olmaz derler. Evet, tarlada izleri yok ki, hizmetle ilgili bir dertleri yok ki. Ülkeyi karıştırmak, ülkenin içinde bulunduğu konjonktürü, dışarıda olup biten, dünyada olup biten olayların bizim ülkemize yansıyan boyutlarına dönük bir iş cephemizi güçlendirmek, kuvvetlendirmekle ilgili bir çırpınışla bizim verdiğimiz mücadeleyle hiç alakası olmayan nifak tohumları yaymak, hizip yaymak ve hizmetle hiç alakası olmayan ideolojik kavgaların yelkenine rüzgar doldurmakla meşguller.